Yeni bir videoyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekoloji artık bizim son konumuz. Bu konuyu yaşadıktan sonra alan eğitimi kısmına geçeceğiz. Daha sonra da konu konu çıkmış soruları çözeceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa. Şimdi ekolojiye giriş ve biyosfer kısmında ben ilk önce size ekolojik kavramlardan bahsedeceğim. Çünkü bu kavramlar çok fazla karşınıza çıkacak. Daha sonra da arkadaşlar geriye kalan işte e, biyomlardan falan bahsedeceğiz Şimdi ekolojik kavramlara baktığımız zaman ilk olarak bilmemiz gereken tabii ki ekoloji nedir Canların çevresiyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına biz ekoloji diyoruz Peki diğer bir kavramımız tür Arkadaşlar tür zaten sınıflandırmaya anlatırken de söylemiştik Burada tekrar söyleyelim Ortak bir atadan gelen, kendi aralarında çiftleşebilen, fizyolojik ve morfolojik olarak birbirine benzeyen, çiftleştiklerinde de verimli döller verebilen canlılardır. Burada en önemli kısım verimli döller verme kısmı yani kısır olmayan döller verecek. İki canlı çiftleştiği zaman eğer Doğru, hani doğan yavru başkasıyla çiftleşip onun da çocuğu oluyorsa bu verimli döl demektir. Yani iki canlının torunları oluyorsa arkadaşlar bunlar aynı tür demektir. Dolayısıyla burada verimli döller verebiliyor demesi oldukça önemlidir. Buraya dikkat ediyoruz aynı tür olması için. Diğer bir kavramımız popülasyon. Popülasyon ise belli bir yerde yaşayan aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluktur. En son tek bir örnekle size açıklayacağım bunları. Komünite, komünitede belli bir alanda yaşayan farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur arkadaşlar. Habitat, canlıların doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yerdir ve sınırları bellidir habitatın. Biyotopa baktığımız zaman Komünitelerin ya da canlıların varlılık, varlıklarını sürdürebilmesi için uygun koşullara sahip olan bölgeye biz biyotop diyoruz. Ekosistem de arkadaşlar canlılar ve cansız çevrenin birlikte oluşturduğu birlikteliğe biz ne diyoruz? Ekosistem diyoruz. Daha sonra geliyorum klimaksa. Klimaksa anlatmadan önce şöyle üstteki kavramları bir toplayalım. Bakın diyelim ki bir çiftliğe sahibiz. Bu çiftlikte sadece Koyun koyunları alırsak bu koyunların her birine zaten tür diyoruz. Bunların oluşturduğu topluluğa da ne diyoruz arkadaşlar? Popülasyon. Daha sonra ben getirdim buraya inekleri de koydum. Bu da ayrı bir popülasyon, değil mi? Daha sonra getirdim buraya mesela tavukları da koydum. Tavuklar. Bunlar da ayrı bir popülasyon. Şimdi bunların hepsi bir arada bulunuyor ya. Bunların hepsinin bir arada olması durumuna yani şunların hepsinin bir arada olmasına ne diyoruz? Komünite diyoruz. Komünite farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa ne diyormuşuz komünite peki bunların yaşadıkları alana yani o çiftliğe ne diyoruz biz o çiftliğe de arkadaşlar habitat diyoruz yaşadıkları alandır habitat başka neyi söyleyelim ee, bu habitatta bulunan canlıların bakın yani şu koyunların tavukların ineklerin insanların her neyse ve çevreleriyle yani cansız çevreleriyle oluşturduğu birlikteliğe de ne diyoruz? Yani bu çiftliğin bulunduğu bölgeye de ne diyoruz arkadaşlar? Ekosistem diyoruz. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Gelelim klimaks. Arkadaşlar klimaks süksesyon dediğimiz bir olay vardır. Süksesyon sıralı değişimdir. Yani bir ortama farklı canlıların gelip yerleşmesine bir süksesyon olayı diyoruz. Süksesyon sonrasında komünitelerin kararlı hale gelmesine biz klimaks diyoruz. Canlılar ortam şartlarına tamamen uyum sağlamışlardır ve dengeye ulaşmışlardır klimaksda arkadaşlar. Özellikle klimaks süksesyonun son aşaması olarak zaten karşımıza çıkacak. Süksesyonu da ayrı bir şekilde ayrı bir konu olarak anlatacağım size. Gelelim fauna. Fauna belli bir alanda yaşayan hayvan popülasyonlarının tamamına biz fauna diyoruz. Aynı durum bitkiler için geçerli flora için belli bir bölgede bulunan bitkiler, tek hücreliler ve bakterilerin tamamına da ne diyoruz? Flora diyoruz ama buraya mantarlar dahil değil arkadaşlar. Sadece bitkiler, tek hücreliler ve bakterilerdir. Daha sonra geliyorum mikroklima. Şimdi mikroklima şöyle bir durum olduğunu düşünelim. Coğrafyadan da mutlaka karşınıza çıkar yani görmüşsünüz. Şimdi ekosistemde her yerin işte sıcaklığı, işte iklimi falan bellidir. Ee, ekosistemdeki yağış koşullarına, ortam koşullarına bağlı olarak gerçekleşen küçük iklim değişikliklerine biz mikro klima diyoruz. Mikro zaten küçük demektir. Klimadan da iklim aklınıza gelsin. Küçük iklim değişiklikleridir. Mesela ığdır. Iğdır nedir? Soğuk bir memlekettir, değil mi? Iğdır'da nar yetişmesi. Daha sonra mesela Rize Rize oldukça yağış alan bir bölgedir arkadaşlar ve burada turunçgilin yetişmesi yine Artvin'de zeytinin yetişmesi bunlar nedir? Mikro örnekleridir. Gelelim endemik tür. Endemik tür sadece belirli bir bölgede bulunan, belirli bir bölgeye özgü olan canlı türüdür. Mesela e, Hakkari'de evet Hakkari'de bulunan ters lale mesela endemik türdür. Yine e, Diyarbakır mıydı, Adıyaman mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam Tam olarak hatırlamıyorum ama siyah gül vardı arkadaşlar. Siyah gül veya kara gül de deniliyor. Kara gül yine nedir? Endemik türdür. Bunlar sadece belirli bölgede bulunan canlı türleridir. Epifit bitki. Epifit bitki bir e, bitki çeşididir. Şöyle bir bitki çeşidi. Tropikal ormanlarda ağaçların üzerinde yaşayan bitkilerdir. Ama bunlar parazit değillerdir arkadaşlar Bunlar toprağa ihtiyaç duymuyorlar üzerinde yaşadığı bitki sadece konum ve destek sağlamak için kullanıyorlar yani e, üzerinde yaşadığı bitkiden herhangi bir şey almıyor. İşte bir organik madde bir inorganik madde almıyor. Sadece onu konakçı olarak kullanıyor. Biz buna epifit bitki diyoruz. Özellikle tropikal ormanlarda oldukça fazla görülür. Biyosfer. Biyosfer ise bakın bio ne demek? Canlı. Canlıların dünya üzerinde yaşadığı alanların tamamına biz biyosfer diyoruz arkadaşlar. İndikatör tür. İndikatör tür belirleyici türdür aslında. Neyi belirler peki? Bir ekosistemde küçük çevresel değişimlere duyarlı olarak oradaki çevre koşullarını belirleyen türlere biz ne diyoruz? indikatör tür diyoruz. Mesela örnek verelim. Deniz marulunun su içerisinde yoğun olması ötrofikasyon sürecinin bir belirtisidir. Ötrofikasyon göllerin kirlenmesi onu da anlatacağım size. Eğer deniz marulu e, su içerisinde yoğun olarak bulunuyorsa bu ötrofikasyonun nedir? bir belirtisidir. Yani acilen önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Bu nedir? indikatör türdür. Ekoton, ekoton farklı ekosistemlerin kesişim noktalarıdır arkadaşlar. Ekotonların özelliklerini bilmek zorundasınız. Tür bakımından zengindir. Birey sayısı bakımından fakirdir. Canlıların yaşama toleransı geniştir. Mağara ağızları ve bataklıklar örnektir arkadaşlar. Mesela ben şöyle bir örnek veriyorum. Daha akılda kalıcı oluyor. Mesela Bursa ve Yalova'yı düşünün. Bursa'da şeftali meşhurdur. Bakın şeftali. Bursa'nın alanlarının her tarafına ne yazdım? Şeftali yazdım. Yalova'nın da yanlış hatırlamıyorsam kivisi meşhurdu. Bakın kivi yazdım Yalova'nın bulunduğu alanlara. Şimdi ekoton bölgesi Bursa ve Yalova'nın kesiştiği bölgedir. Yani şu yeşille boyadığım bölge kesişim kümesi. Arkadaşlar buraya baktığınız zaman bakın çeşitlilik fazla mı? Evet çünkü hem şeftali var hem kivi var. Birey sayısı az mı çok mu? Birey sayısı diğerlerinin oranına daha azdır. Dolayısıyla birey sayısı bakımından fakirdir ama tür çeşitliliği bakımından da zengindir. Buradaki canlıların yaşama toleransı da oldukça geniştir. Yani buradaki canlılar hem Bursa'da yaşayabiliyorlar hem Yalova'da yaşayabiliyorlar. O şekilde düşünebilirsiniz ekotonu. Gelelim ekolojik niş. Arkadaşlar ekolojik niş de bir organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için habitatta yaptığı iştir. Bulunduğu ortamda yaptığı iştir. Ekolojik niş aynı olan canlılar aynı ortamı paylaşamıyorlar. Mutlaka aralarında rekabet çıkıyor. Baskın tür. Arkadaşlar komite içinde sayı ve faaliyet bakımından göze çarpan daha fazla olan türe biz baskın tür diyoruz. Mesela Karasal yaşamın baskın türü nedir? tür olarak demeyelim de baskın canlısı bitkilerdir mesela. Ve bunların içerisinde baskın olan tür de bence çamlardır. Çünkü çamlar diğerlerine göre daha fazla bulunuyor. Evet, böylece ekolojik kavramları bitirmiş olduk. Şimdi gelelim biyomlara. Biyom nedir? Arkadaşlar, kendine özgü bitki örtüsü olan, iklim ve hayvan toplulukları bulunduran yaşam alanına biz biyom diyoruz. Bir de dispersal dediğimiz bir olay var. Türlerin başka bir, bir yerden başka bir yere yayılma potansiyeline biz dispersal diyoruz. Burada bitkilerin dispers, dispersal önemlidir. Bitkiler iki şekilde yayılabilirler. Ya vejetatif kısımlarının çimlenip gelişmesiyle ya da tohum spor gibi yapıların çimlenmesiyle zaten eşeli ve şeysi olarak birbirinin e, yayılabiliyorlar ortama. Dispersal'in ne olduğunu bilelim. Neymiş? Bir türün bir yerden başka bir yere yayılma potansiyeline dispersal diyormuşuz. Şimdi biyomlardan ilk önce karasal biyomlara bakacağız. Karasal biyomlardan da ilk göreceğimiz tropikal yağmur ormanları. Arkadaşlar, tropikal yağmur ormanları yoğun yağış alan yerlerdir. Buralarda bulunuyor Amerika, Afrika, Avustralya gibi yerlerde ve buralar daima yeşildir. Yeşildir. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı çok azdır. Epifit bitki bakımından zengindir. Zaten epifit bitkinin tanımını yaparken de dedik tropikal yağmur ormanlarında bulunuyor dedik. Ormanların diplerine az ışık düşer. Çünkü ağaçlar o kadar sıktır ki hani ışığın düşmesine engel olur. Bitkiler ışık için rekabet ederler. Rekabet ettikleri için de sürekli boylarını uzatırlar. Bu yüzden de bunlar uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan oluşuyor burası. Ee, yağmurların sürekli yağmasından dolayı arkadaşlar akıntı oluşur ve toprak mineral bakımından fakir olur. Dolayısıyla tropikal yağmur ormanlarının en önemli özelliği budur. Toprakları mineral bakımından fakirdir arkadaşlar unutmayın. Ayrıca orada çok bitki bulunduğu için mineral bakımından rekabet oldukça fazladır. Daha sonra burada bulunan hayvanlara baktığımızda yarasa, kurbağa, yılan, puma, jaguar, geyik, timsah gibi canlılar bulunuyor. Burada hem biyokütle hem de biyo çeşitlilik oldukça fazladır arkadaşlar. Tropikal yağmur ormanları ile ilgili şu yıldızladığım yeri iyi bilin. Çünkü çıkma ihtimali var. Hatta çıkmış sorusu da var. Gelelim yaprak döken ormanlara. Bunlar yağışın yine bol olduğu yerlerdendir arkadaşlar. Yaprak döken ormanlar buralarda bulunuyor. Mesela Afrika, Amerika, Amerika yine, Avustralya, Asya'da yayılım gösteriyor. Buranın ee, türlerine baktığımız zaman buralarda bulunan canlılara baktığımız zaman meşe, kayın, ceviz, ıhlamur, geyik, ayı, sincap, yaban kedisi ve tilki gibi canlılar bulunuyor. İğne yapraklı ormanlara baktığımızda genellikle kuzey yarım kürede bulunur. Çünkü arkadaşlar kışları sert geçiren enlemlerde oralara dayanıklı olan tek bitki türü iğne yapraklı ormanlar yani iğne yapraklı ağaçlardır diyebiliriz. O yüzden oralarda yaygın olarak bulunuyor. Ağaçların gövdesi düzdür, dalsızdır. Ülkemizde de nerede bulunuyor bunlar? Tabii ki Doğu Karadeniz bölgesinde bulunuyor arkadaşlar. Bunların gelişimi oldukça yavaştır. Çam, ladin, göknar, ardıç gibi bitkileri, kirpi, köstebek, fare, yarasa, ayı, çakal, geyik, kurt gibi de hayvan çeşitleri bulunuyor. Çöl biyomuna bakalım. Çöl biyomu bitki örtüsünün hiç bulunmadığı ya da çok seyrek olduğu yerlerdir arkadaşlar. Ve bunlarda gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Ee, buralarda su depo eden bitkiler bulunuyor. O şekilde bitkiler yaşıyor mesela kaktüs gibi. Biyo çeşitlilik çok azdır ve kurak alanlardır arkadaşlar. Çöl biyomları yine çalılar, iğne yapraklı kaktüsler, sürüngenler, böcekler, deve, keseli fare gibi canlılar bulunuyor. Çayır biyomuna bakalım. Çayır biyomu da yazları çok sıcak, kışları da çok soğuk olan bölgelerdir buralar. Burada bitkiler hızlı büyüyorlar ve hızlı kuruyorlar. Şimdi ben Erzurum'luyum. Erzurum'a mesela ilk bahar ayında gidin, böyle her taraf yem yem yeşildir. Hani e, alabildiğince yeşildir gerçekten ve hani dersiniz ne kadar güzel bir yeşillik var burada. Ama diyelim ki Haziran ayında gittiniz bu yeşilliği gördünüz. Mayıs-Haziran ayında. Siz bir Temmuz-Ağustos ayında gidin arkadaşlar sapsarı görürsünüz her tarafı. Çünkü çabuk kuruyorlar. Buralarda yazlar çok sıcak olur ve kuru bir sıcak vardır. Nemli sıcak yoktur. Kuru sıcak olduğu için de çabuk kurutuyor. Mesela insanlar da orada kavruk tenlidir. Sebebi de ee, yazların çok kurak bir şekilde... Çok sıcak geçmesinden kaynaklanıyor. Buralar tarım ve hayvancılık için elverişlidir. Özellikle yaz yağışları görüldüğü için büyükbaş hayvancılık oldukça yaygın olarak yapılıyor. Erzurum, Tokat, Kars platoları buraya örnektir. Burada canlı türlerimizde sığır, keçi, koyun, arı, serçe, fare gibi canlılar bulunuyor çayır biyomunda. Gelelim sucul biyomlara. Arkadaşlar sucul biyomlara baktığımızda Zonlardan bahsedeceğim size. Bir gölde bulunan zonlardan ve denizel ortamdaki zonlardan yani tabakalardan bahsedeceğiz. Şimdi tabakaları şöyle enine baktığımız zaman şu şekilde baktığımız zaman karaya yakın olan kısma litoral zon e, biraz daha açıkta bulunan hani daha böyle denizin orta, gölün ortalarına doğru bulunan kısma da limnetik zon diyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru baktığımız zaman ise arkadaşlar yukarıdan aşağıya ee, düzlük alana geçene kadar bulunan şu yükseltikte bulunan bölgeye biz bentik zon diyoruz. Bentik zon yükselti düzlük alanı tabana gidene kadar bulunan zondur. Tamamen yüksekliğe baktığımız zaman ise arkadaşlar, e, yükseğin yaklaşık 1-2 metre kadar uzunluğunu olan hatta 1 metre kadar uzunluğunu olan zona fotik zon diyoruz. Alt tarafında kalan dibe kadar olan kısma da afotikson diyoruz. Afotikzon e, canlı bakımından daha fakir olan kısımdır. Denizel kısma baktığımızda burada da arkadaşlar yine e, göl tabii ki daha çok soruluyor göldeki zonlar. Özellikle çıkmış sorusu da var zaten ama denizel ortamdaki zonlara da bakalım. Denizel ortamdaki zonlarda yine aynı şekilde bakın. Şöyle yukarıdan yere kadar zemine kadar olan kısma bentik bentikzon diyoruz fotik sonu bunun biraz daha e, Kısadır yani göllere göre biraz daha az yer kaplar arkadaşlar afotik sonu daha fazladır Çünkü denizel ortamlarda tuzlu su olduğu için bu yüzden de oldukça e, canlı sayısı azdır diyebiliriz burada Neritik zon dediğimiz yine kıyı şeridi dediğimiz kısım vardır arkadaşlar. Neritik zondur. Bir de okyanus zonu daha derin olan kısmı vardır. Bir de pelajik zon dediğimiz tamamen işte tepeyle hani üst kısımla en alt kısım arasında toplamda ne diyoruz? Pelajik zon diyoruz. Evet. Göl biyomlarına bakalım şimdi zonlardan bahsettikten sonra göl biyomlarına bakalım. Arkadaşlar bunlar kaynaklarının çoğunu yani kaynak sularından ve yağmurlardan alıyorlar. Genellikle tatlıdırlar ama acı ve sodalı olanları, tuzlu olanları da var tabii ki. Genelde tatlıdırlar ama. E, tür sayısı oldukça fazladır göl biyomlarında. Özellikle fotik zonda çok fazladır. Afotik zonda tür sayısı azdır. Kara ve su ekosisteminin iç içe olduğu yerlerdir arkadaşlar göl biyomları. O yüzden zaten tür sayıları fazla. Çünkü hani burayı ekoton gibi düşünebilirsiniz. Nilüfer, sazlık, kamış kabuklular, kurbağalar, su yılanı, su kurbağası, levrek, sazan gibi daha birçok canlı türünü sayabiliriz göl biyomlarında yaşıyor. Akarsu biyomlarına baktığımız zaman akarsuların bir başlangıç kısmı vardır bir de bitiş kısmı vardır. Şimdi denize bağlandığı kısmı vardır arkadaşlar denizlere göllere. Şimdi başlangıç kısımları çok soğuktur ve mineral oranı azdır. Çünkü başlangıç kısımları genelde dağlar, dağlardan başlar yüksek yerlerden başlar. Bu yüzden de oldukça soğuktur. Mineral oranı da azdır. Ve bu yüzden de canlı çeşitliliği azdır arkadaşlar akarsuların başlangıç kısımlarında. Aşağıya doğru indikçe mineral oranı artar çünkü aşağıya doğru indikçe işte topraktan, taşlardan falan mineralleri alarak iner. Bu yüzden de aşağı doğru indikçe mineral oranı artıyor, sıcaklığı da artıyor. Yosun, düğün çiçeği kamış, balıklar, solucanlar, kurbağalar, kaplumbağalar yine akarsu biyomlarında yaşayabiliyorlar. Gelelim sulak alanlara. Sulak alanlar dediğimiz bataklıklar, sazlıklar, çayırlar arkadaşlar. Bunlar da denizlerin yaklaşık 6 metre genişliğinde yine sulak alan olarak geçiyor. Toprak suya doygun olduğu için oksijen bakımından fakirdir ve bu yüzden buralarda çok fazla bitki veya işte canlı çeşidi yaşamaz arkadaşlar. Su kamışları Nilüfer, balık, kurbağa, yılan gibi hani daha böyle e, dayanıklı olan canlılar vardır. Bitki çeşitliliği bakımından oldukça azdır. Mesela manyas kuş cenneti, sultan sazlığı bunlar bizim ülkemizde bulunan sulak alanlardır. Tuzlu su biyomlarına bakalım. Tuzlu su biyomları da okyanus ve denizlerdir tabii ki. Bunları yüzeylerinde fitoplanktonlar, zooplanktonlar oldukça fazla bulunur. Kemikli balıklar, kıkırdaklı balıklar bulunur. Diplerde ise mesela vatoz gibi oksijene ihtiyacı az olan türler bulunuyor arkadaşlar. Tuzlusu su biyonları da bu şekildedir. Son olarak bir de mercan resiflerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar mercan resifleri de özellikle balıklar için oldukça e, yaşam alanı sağlayan resiflerdir. Buralarda alanlardır. Balıkların hem kendilerini korumak için hem beslenmek için hem de barınmak için bulundukları yaşadıkları yerlerdir. Mercan resifleri özellikle okyanuslarda çok fazla bulunuyor. Çok da dikkat çekici gerçekten çok da güzel yerlerdir mercan resifleri. Evet böylece popülasyona şöyle bir giriş yaptık biyomlardan, biosferden falan bahsettik. Bundan sonraki konumuz nedir? Tabii ki popülasyon ekolojisidir. Popülasyon ekolojisi konumuz biraz daha uzun sürecek. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. kalın